Pixar'da filmlerimizi kare kare hazırlarız. Kare dediğimiz şey, karakterleri belirli bir sete yerleştirerek onları kamerayla çerçeve içine aldığımız sahnelerdir. Kameranın görüş açısı her değiştiğinde bu yeni bir karedir. Bir Pixar filmi ortalama olarak 1800 kareden oluşur. Yani neredeyse her 3 saniyede bir yeni bir kare görüyoruz. Animasyonlarda işe direkt kareleri hazırlayarak başlamıyoruz. Öncelikle bir hikayeye ihtiyacımız oluyor. İşte animatik de bunu sağlıyor. Animatik filmin hızlıca ve kabaca hazırlanmış bir versiyonu gibidir ve on binlerce çizimden oluşur. Animatiğin rolü hikayeyi anlatmaktan daha fazlasıdır. Kompozisyon, kamera hareketleri, eylemler ve konumlar gibi konularda animatik ile netlik kazanır. Bu kareleri nasıl hayata geçireceğimizle ilgili düşünmeye başlamamız için güzel bir olanak sağlar. Hayata geçirmek derken üç boyutlu ve sanal bilgisayar grafikleri dünyasını hayata geçirmek diyorum. Ve tüm bunları yaparak bu filmleri bilgisayar ortamında yaratabilmemiz için işin temelini matematik oluşturuyor. Bu bölümde bir cismin konumunu, yönünü ve boyutunu değiştirmek için kullanılan geometrik dönüşümlerin film karelerimizin önemli bir parçası olduğunu öğreneceksiniz. Hazır mısınız? Tabii ki de. Hadi başlayalım. Ben set ekibinde set giydirmecisi olarak çalışıyorum. Genellikle set bomboş bir oda olarak başlar. Animatikten ve sanat departmanından gelen bilgilere göre sette ilk başta hangi nesnelere ihtiyaç olduğunu belirlemeye çalışırım. Bu aşamada henüz kameraları işin içinde değilken olay seti güzel göstermekle alakalı değildir. Önemli olan o sahnedeki eylemi destekleyebilmektir. O yüzden sadece o kare için önemli olan şeyleri eklerim. İhtiyacım olan sanal modelleri seçerim ve bunlar odanın ortasında belirirler. Bunları odanın için istediğim gibi hareket ettirebilirim. Model üzerinde yapılan tüm bu değişimler geometrik dönüşümler sayesinde mümkün oluyor. Çalışmayı tamamladıktan sonra bunu sahneleme ekibine gönderiyorum. Benim çalıştığım kamera ve sahneleme departmanında ise filmi bir sanal kamera yardımıyla nasıl çekeceğimizi kararlaştırıyoruz. Hadi gelin üzerinde çalıştığımız kareye bir bakalım. Oh no, our dinosaur has escaped. Filmdeki kamera hareketleri, karakterlerin duygularının seyirciye bilinçaltı bir yöntemle yansıtılması açısından çok güçlü bir araçtır. Kamera elde mi tutulmuş yoksa bir kamera aracına mı bağlı? Karakter önemli bir an mı yaşıyor? Bizim de özellikle vurgulamak istediğimiz duygusal bir an mı yaşıyor? Bu kare için eylemi kameramızda takip edeceğiz ve Bonnie hareket ettikçe kameramızda sağa sola çevrilecek. Oh no, our dinosaur has escaped. Kamerayı ayarlama işini tamamladığımızda kareyi tekrar set giydirme ekibine gönderiyoruz. Artık setin kameradan nasıl göründüğünü bildiğime göre üzerine daha detaylı çalışmaya başlayabilirim. Setin daha inandırıcı gözükmesi ve hikayeyi desteklemesi için sahneye bazı nesneler ekleyeceğim. Eğer bir genç odası yaratıyorsanız bazen bu nesne yığınları eklemek anlamına da gelebiliyor ya da bir yerin kreş olduğunu göstermek için oyuncak raflarındaki sepetleri doldururken ve aynı ortam için hapishane hissi yaratırken de bundan yararlanıyoruz. Peki bunları yaparken kullanılan matematik nedir acaba? Bu bölümde kendi karelerinizi oluşturmak için geometrik dönüşümleri kullanma şansı elde edeceksiniz ve toplama gibi basit kavramlarla trigonometri gibi çok daha cafcaflı konuları keşfedeceksiniz.